Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat Casper VR M3'ü inceliyoruz bu bölümde. Evet. Şimdi Casper zaten biliyorsun uzun süredir bu işi yapıyor ama nasıl yapıyor? Etiket basarak yapıyor. Yani onların fabrikasında üretilen bir şey değil ama genelde hani biz bugüne kadarki modellerinde hep olumlu konuştuk. Çünkü düzgün modeller seçiyorlardı. Bu model, şimdi bak bundan sonra inceleyeceğimiz bir iki modelde daha bir şey göreceksin. Bu Snapdragon 400 ve 410 civarı, işte ona muadil MediaTek işlemcilerini kullanıldığı ucuz, ekonomik telefonlar var ama bunlar, biz bunu ta şeyde söyledik, Barcelona'da söylemiştik, 1000 liranın üzerinde satılmaya başlanacak diye. Öyle de oldu. Şimdi 1000 liraya, sen artık bugün 1000 liranın civarına, 1100-1200, işte bu 1200'e maalesef giriş seviyesi telefonlar alabiliyorsun. Bu birazcık hani ortaya göz kırpan ama yine giriş seviyesi diyebileceğimiz donanım olarak bir telefon. Tamam. Şöyle MediaTek'in MT6737 işlemcisi var bir defa. İşte dediğim gibi bu Snapdragon'un 400'üne 410'una tekabül ediyor. Mali-T 720 GPU ile geliyor. Elindeki telefon 5.5 inç 1280x720 çözünürlüğü var ki zaten bu donanım için daha fazlası sıkıntı olurdu, birazdan söyleyeceğim. Tasarım olarak baktığınız zaman şu köşelerde şu 2.5D trendinin görürsün etkilerini. IPS ekranı var. Çok parlak. Bendeki test sonucunda 668 lüks çıktı. Oo, 500, kendisi 500 şey yazmış ama bende öyle çıktı. Dışarıda kullanımı açarsan maksimumda rahat oluyor. 8.65 mm şu inceliği ama şurada bak hafif ya, şu yuvarlak hatlar daha ince gösteriyor telefonu. Evet. Bunun yanında 3 GB RAM ile geliyor. Bu zaten bu işlemci, yani bu chipset 3 GB RAM'i destekliyor. Onu da kısmamışlar. Bunun haricinde 32 GB depolaması var. Micro SD de var ama öyle sağına soluna baktığın zaman göremeyeceksin. Arkası açılıyor herhalde. Çünkü kapağı açılıyor. Şurada bir çentik var. Bayağı zaten da zor açılıyor. Evet, ona az önce uğraştım da sonra dedim yapmayayım. Evet, o şey yap istiyorsan açabilirsin. 4 çekirdekli bir işlemci bu. 1.25 GHz hızı var. Günlük kullanıcı bir defa şey var. İçinde Android 7 ile geliyor. Günlük kullanımında çok fazla bir zararını görmüyorsun. Tabii ki şey var. Hani daha hızlı bir telefonun daha akıcı olduğunu söyleyebilirsin belki yan yana koyduğunda ama rahatsız etmiyor en azından. Onun haricinde oyun oynarken tamam diyorsun. Bu işte bir giriş seviyesi telefon çünkü oyunda zorlanıyor. Özellikle akıcılık konusunda iyi olan, önemli olanın akıcılık olduğu yarış tarzı oyunlarda direkt belli oluyor. Yani 720p ekran olmasına rağmen. Evet, orada ağırlaşıyor telefon. Ayar kısman gerekebilir ya da zaten oyunlar kendisi donanımı algılıyor, kendisi otomatikman kısıyor. Kısık ayarda akıcılığı yakalayabiliyorsun. Yani en azından hani oyunu oynamaksa niyetin oynayabiliyorsun. 165 gram hani çok hafif de değil, çok ağır da değil. Ortalarda geziyor. Şurada parmak izi okuyucusunu görüyorsun. Düzgün çalışıyor, bir sıkıntı olmadı ama işte arkada olduğu için telefonu her defasında kaldırman lazım. Wi-Fi AC gibi özellikler yok. Bluetooth 4.1. Kameraları 13 megapiksele 8 megapiksel. Sana bakan kamera 8. Şimdi burada bu chipset kullanan bütün hemen hemen telefonlar zaten 720p çekiyor. Bu da öyle. Böyle 4K'da 1080p yok. Kalitesi ise gündüz bunun performansı, işte şey, görüntü kalitesi dedim yani biraz ortaya göz kırpıyor diye. Orta sınıf telefonların bazılarıyla yarışabiliyor. Gece performansı ya da az ışık performansında ise tabii ki orada zayıf kalıyor. Arada bir şey de yapabiliyor. İşte bu focus hunt dediğin olayı videolarda yapabiliyor. O da bu tip telefonlarda beklediğimiz bir şey zaten. Genelde karşımıza çıkıyor maalesef. Altında micro USB'yi göreceksin. Orada da Type-C değil değil mi? Type-C yok. Çekmecesiz Android kullanıyor. Direkt hani yüklediğin her şey bunun üzerinde birikiyor. Şu sanal tuşlar aşağıya alınabilirmiş burada yeterli alanda. Yer varmış. Şey aynen. Şeye dikkat etsin. Edersen ikonların arası biraz açık. Onu öyle yapmışlar. Pili 3000 mAh. Ne kadar gidiyor? Büyük. Oyunda 6 saat gidiyor. Filmde 6 saat 25 dakika gidiyor. PC Mark'ta da 8 saate yakın gidiyor. Tabii burada şey de düşün, çok fazla zorlanmıyor. Muhtemelen o yüzden de biraz PC Mark skoru etkileniyor. Ama yani ben filmi biraz daha uzun olmasını filmi, beklerdim. Evet, 3000 mAh pilden daha çok beklememiz gerekiyordu. Yani 7'yi rahat geçmesini ben bekliyordum. Böyle çıktı. Bence şundan da kaynaklanıyor. Bu tabii bu biraz yaşlı 28 nanometre üretimde bir işlemci. Muhtemelen
uyku modunda bile daha çok harcıyordur diğerlerine göre. Micro SD'sinin içinde olduğunu söylemiştim. Hani öyle sürekli tak çıkar yapmayacaksa da at içine unut. 32 GB depolama olması yine yani normalde 1000 seviyelerindeki telefonlarda 16 oluyor ya, bunda 32 doğru olması bir artı olabilir. Hı-hı. Yapı olarak bilmiyorum, sen ne diyorsun? Standart bir telefon, hani öyle ayrıcı bir özelliği yok. Yani öyle arkası falan metal vesaire cam falan beklemiyoruz zaten hani giriş seviyesi olduğu için. Dediğin gibi çok öyle büyük bir fark yaratmıyor. Konuşması etmesi düzgün. Hani normal telefon işlevlerini gayet güzel yerine getiriyor. Böyle stereo hoparlör falan gibi özellikler de yok. Ya ileri seviye bir özellik yok. Hani böyle yani orta üzerinde görmek alıştığın şekilde özellikleri yok. Bu tamamen yine konuşma maksatlı ve Android'in işte son sürümünü rahat çalıştıracak bir telefon. Hı-hı. Benchmark'larda tabii ki skorları düşük. Fakat şunu unutmamak lazım. Benchmark'taki düşük skor senin bu arayüzünü falan kullanımını yansıtmıyor. Doğru. O başka bir şey. O akıcılık farklı. Bir de işte 3 GB RAM olduğu için de idare ediyor. Uygulama geçişleri arasında ben hani öyle bir boğulma falan hissetmedim. Ama tabii ki 1200 lira olması. Hı-hı. Şimdi genelde 1000'in üstüne çıktığın zaman insanlar tepki gösteriyor diyorlar. Bu giriş seviyesi zaten, herkes her şeyi biliyor. Ama niye 1200 lira? İşte ben de diyorum ki hiçbir özelliği olmayan Nokia 3310 550 liraya satılıyorsa bunlar da boş fiyata olur diyorsun. Evet. Yani o denklemi öyle kuruyorum çünkü onda hiçbir özellik yok. İnternet bile yok. Hı-hı. Şimdi burada sen Android 7.0 telefon alıyorsun. İşte öyle ya da böyle işte içinde işlemcisi var, fotoğraf makinesi var, parmak izi sensörüne kadar var. Türkiye şartlarında maalesef 1000 liranın altını artık çok zor görüyoruz. Ya da ne oluyor? İşte giriş seviyesi telefonlar görüyorsun. Şöyle diyeyim sana. Bu fiyatın üzerine işte 1000 liralık fiyatın üzerine 200 çıka her çıktığın 200 lirada bir, ben ona baktım, bir özelliği iyileşiyor karşıda çıkan telefonun. Ya pili iyileşiyor, ya işte ekranı iyileşiyor, ya da şey iyileşiyor, işte kamerası iyileşiyor. Ama bu 200'ü vereceksin. En sonunda işte 2000 liralara onun da sınırı yok yani. Yaklaştığın zaman şey oluyor, tamam artık orta seviyenin düzgün bir telefonla 2000 liralarda kavuşuyorsun. Genelde hani bir tarafından taviz çok fazla vermediğin, genelde işlemci tarafından taviz veriyorsun. O da çok önemli değil. Hani Snapdragon'un 600'lü seviyelerindeysen mutlu olursun. Peki Murat, hani şey yaparsak alternatiflerden, işte bu fiyatlara bu Xiaomi falan gibi Çinli üreticilerde neler var? Valla zaten o hep bir tehdit biliyorsun bunlar için. Ya onu her zaman söylüyoruz biz, o şimdi kullanıcıların çoğunluğu işte telekom mağazalarından tabii vesaire falan alıyor. Bunu da alabilecekler. Yani taksitten alabilecekler bunu. İnternette genelde işte hepsi tabii burada falan gibi kanallardan ya sırf, genelde sırf geliyor. O değil ki Hamdi, yani bak 50 lira civarına şu anda P9'un, Huawei P9'un Lite'ını alabiliyorsun. Gayet güzel bir telefon. Mi 5 işte, Xiaomi Mi 5 Prime var. Bakıyorum Galaxy'nin J7'si var. Bunlar hep bundan daha ucuz telefonlar bu arada. Şöyle hani daha aşağı inmiyorum. Hani 1000 liranın çok altına inmiyorum. O seviyelerde dolaştığım zaman işte 1200 lira rakamlara J7'nin Prime'ı var. Yani bakıyoruz. Rekabet ciddi. Rekabet yani ciddi. Baktığın zaman bir sürü model. Bak burada şey ciddi tehdit. Xperia XA Ultra kocaman telefon. Kamerası da 1263 civarında. K6 Lenovo Note o var. Yine 1000 lira civarında. Zenfone 3'ün lazeri var. Onu da biliyorsun, fotoğraf tarafı kuvvetli olan o lazer evet serisi. 1100 rakamlara düşmüş. Şimdi bunlar içinde sen 1200 lirayla tabii biraz zorlanacaksın. Bir de şeyin de yok. Hani bu telefon için şu da çok önemli, güzel bir özellik diye bir tanesini cımbızlayabilirsen yani şu özelliğiyle ayrılıyor diyebileceğimiz bir şey evet, yok. Evet, çünkü bazısını hatırlarsan ne yapıyordu? Pilini 5000 mAh yapıyordu. Evet. Diyorduk ki bak bunu pili için alıyorsun. Hı. Öteki ne yapıyordu? Gidip süper kamera koyuyordu. Bak bunu kamera için alıyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Bu komple giriş seviyesi bir telefon. Fiyatının da birazcık ona göre olması gerekirdi bence. Yine söylüyoruz, Casper'ın M3 modelini inceliyoruz. 5.5 inç telefon. Öyle göstermiyor. Hani o anlamda şey değil. Böyle kaba saba bir telefon değil. Yine modeli kötü seçmemişler ama bu fiyata bu kadar rakiple işi biraz zor diyorum ben. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yok doğru, yani hani sonuçta bir de isim, marka vesaire falan düşünürsen rakipleri hani çok daha bilindik markalar. Tabii ben hani Xiaomi'yi saymıyorum çünkü internette satılıyor ama diğer söylediğim şeyler işte Asus'u saydım. Bir sürü Asus'un modeli var. Zenfone 3'ün Samsung var. Sony saydın. Sony de var. Yani işi gerçekten zor. Evet. Fiyatın biraz daha aşağı çekmesi lazım. Yani bu telefonların sınırı bence 1000. 1000'i geçtiğin anda insanlar
ya bildikleri markalara kayıyorlar, ya da sorgulamaya başlıyorlar. Oraya geçmemek lazım. Hani tabii şey bilmiyoruz. Bizim bilmediğimiz bir başka dünya, işte bu taksitli satın alınma dünyasında. Doğru. Bu nasıl bir başarılı olabilecek mi? Göreceğiz. Çünkü sonuçta Casper de bu işten vazgeçmedi, dikkat ettiyseniz. Evet, hani, evet. Hani her yeni gelen seride biz aslında benzer şeyleri tekrar söylüyoruz ama evet. Gene de Casper ısrarlı bir şekilde telefon işi yapmaya devam ediyor piyasaya. Evet. Demek ki bir şekilde başarılı oluyorlar. Evet, yani. Bir yerlerden tutturmuşlar demek ki. Ya şey kötü değil. Hani VIA M3 yani isim seçmeleri de falan iyi. VIA serisi böyle devam ediyor işte M3 ile. Böyle hem de söyleyecek fazla da bir şey, pek bir şey yok. Bunlarda kutu şeyini buraya koydum. Şarjı, klasik zaten, evet. Kulaklığı veriyorlar. Genelde VIA telefonlarda bir tane şey de çıkıyor. Tabii ekonomik telefonlarda bu paketin dolu olması önemli. Evet. Böyle. Casper VIA M3. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.